Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Ben Gürkan. Ben Kemal. Arkadaşlar, bu videomuzda sizlere bizi dünya birincisi yapan ustalıkları paylaşacağız. Evet. Zaten daha önce söylemiştik Kemal, hani dünya birincisi olursak bu ustalıkları paylaşacağız. Evet. Arkadaşlar, arenada beni dünya birincisi yapan ustalığı hem size tek tek göstereceğim, hem de uygulamalar arkadaşlar oyunda da bir göstereceğim. Evet. Aynı zamanda bunu neden yaptığımızı da söyleyelim Kemal. Evet. Kafada soru işareti kalmasın. İlk olarak arkadaşlar 3 tane var. Saldırı, savunma ve beceri. Eski adıyla işlevsel olan. Hı-hı. Arkadaşlar işlevselde temel olana veriyorum. Yani temelde beni rahatlatacak. Arenada benim işimi kolaylaştıracak arkadaşlar. Siper var. Siperi ben her zaman fulluyorum. Hiç ekstra yapmıyorum. Çünkü rakiplerim bazen çevikliği verebilir, fullleyebilirler. Hiç risk almıyorum arkadaşlar. Bu yüzden siperi 3'ledim arkadaşlar. Çevikliğe bir kere verin çünkü vermek zorundayım. El becerisini açmak için mutlaka vermek zorundayım. El becerisini de bir tane veriyorum arkadaşlar. Onun dışında ben afallatmayı da fulluyorum. Arena kasarken arkadaşlar afallatmayı fullemiştim yine. Çok işimize yarayacak. Kesinlikle çok işe yarıyor Kemal. Arkadaşlar beceriler bölümüne 8 tane ustalık harcıyorum. 3 tane sipere, bir tane çevikliğe, bir tane el becerisine, 3 tane de afallatmaya harcıyorum arkadaşlar. Evet. Savunmaya gelince savunmaya hiç ustalık harcamıyorum. Hiçbir şey kullanmıyorum arkadaşlar. Geri kalan bütün gücümü saldırıya veriyorum. Tabii bunun da bir nedeni var. Aynen, kesinlikle. Çünkü arkadaşlar arenada bir an önce hızlı şekilde seriyi kasmak için rakipleri çok hızlı devirmemiz lazım. Bu yüzden de saldırı gücümüzü yükseltmemiz lazım. Savunma bunun için çok bir işe yaramayacak. Birazdan bir şey daha söyleyeceğim. Kuvvete bir kere veriyorum arkadaşlar. Çünkü vermek zaruri. Yüksek kuvvete 7 kere veriyorum arkadaşlar. 7 seviyeye kadar yükseği çıkartıyorum. Bu da %8 mi? Fullediğimiz zaman %8 ama fullemezsek de sanırım %6.4'tü galiba. Şimdi yine bakacağım. Hı hı. 6 ve bu da 7. arkadaşlar. 7 ustalığımı da buraya harcıyorum. Saldırı gücümü %6.4 arttırıyor. Çok da kaliteli bir durum. Aynen öyle. Zırh delme arkadaşlar. Delmeyi kesinlikle fulluyorum. Çünkü kritik at... Kesinlikle. Yani kritik attığım zaman daha fazla zırhı yok sayacağı için arkadaşlar daha fazla damage vurmamı sağlayacak. Arkadaşlar cesaret, yani sağlığım %50'nin altına düştüğünde %20 fullersem bana ekstra saldırı gücü verecek. Bunu da fulluyorum arkadaşlar. Kesinlikle fulluyorum. Çok işinize yarayacak. Kesinlikle çok işe yarayacak. Ben birazdan uygulamalı göstereceğiz arkadaşlar. Yani ne kadar işe yaradığını fark edeceğiz. Zalimlik arkadaşlar. Zalimlik siz kritik attığınızda ne kadar yüksek hasar vuracağınızı belirler. Düşük zalimliği arkadaşlar yine fullüyorum. Evet. Sonuna kadar veriyoruz. Bu arada arkadaşlar ustalıklarla oynamak bir hafta boyunca ücretsizdi. Bu yüzden çeşitli denemeler yapabilirsiniz. Aynen arkadaşlar, sizler de kendinize uygun deneme yapabilirsiniz. Sadece zaman alıyor. Onun dışında bir kredi veya başka bir ücret istemeyecek. Şu an için öyle. Düşük zalimden sonra arkadaşlar zalimliği de fulluyorum ki kritik attığım zaman yüksek hasarlar vurabileyim. İsabet arkadaşlar. İsabetlerde kritik atma olasılığımı, yani kritik atma oranımı arkadaşlar yükseltiyor. Yine hem düşük isabeti fulluyorum. Hı hı. Ki daha fazla kritik vurabileyim. Zaten oyunun Kemal esprisi, yüksek damage vurmanın tek esprisi kritik vurmakta. Aynen öyle. Bu yüzden de kritik oranımızı yükseltiyoruz. Ki kritik vurabilirim. Kesinlikle. İsabet arkadaşlar, büyük isabeti de aynı şekilde fulluyorum. Yani çok yüksek bir rakam veriyor arkadaşlar. Sinirlerde bile biliyoruz Kemal, 155 isabet veriyor. Çok birinin bir listesi olunca. Ama burada yani bunu fullediğin zaman bedavaya çok çok yüksek. Yani 425 gibi nefis bir isabet oradan verdi. 125 de buradan verdiği zaman abi 550 isabet. Yani evet, sinerjilerle bile oluşturamayacağımız bir durum. Aynen öyle. Arkadaşlar camdan top. Camdan top da sizin sağlığınızı azaltıp saldırınızı yükseltiyor yüzde olarak. Bunu da fulluyorum arkadaşlar. Camdan topu da fullediğim zaman saldırı gücüm %7.2 yükselirken sağlığım da %7.2 azalmış oluyor. Geri tepmeye bir kere verdim arkadaşlar. Ben de bir kere açık. Özel saldırı attığım zaman özel saldırımın verdiği hasarı yükseltiyor.
Sıvı cesaret, ki çok sorulan şeyler bize bunlar. Kemal, kanama evet. Ve işte zehir ne demek vesaire arkadaşlar. Arkadaşlar sıvı cesaretle fulluyorum. Sıvı cesaretle fullediğim zaman saldırı gücüm %30 artıyor. Evet. Buna karşılık da arkadaşlar saniye başına 1006 sağlığım azalacak. Ama saldırı gücümü yükseltmek için veriyorum arkadaşlar. Çift taraflı da kanama yiyorum. Bu da kanamayı arttırıyor arkadaşlar. Bunu da yine fulluyorum. Bana kanama uygulanırken saldırı gücüm yine %30 yükseliyor. Ve arkadaşlar bana 16 saniyede %20 hasar vermiş olacak otomatikman. Geri kalan 7 tane ustadım var arkadaşlar. Bir tanesini çaresizliğe veriyorum. Bir tanesini arkadaşlar derin yaraları veriyorum ki suikastçıyı açabileyim. Suikastçı da çok önemli. Rakibin sağlığı arkadaşlar %18'in altına düştüğü zaman %60 ekstra daha damage kazanmış olacağım. Yani bütün işi saldırıya yönelik kullanıyorum arkadaşlar. Aranın da esprisi bu zaten. Kesinlikle çok arkadaşlar. Kesinlikle. Saldırı buldum arkadaşlar. 51 ustalığı da saldırıya verdim. Bu şekilde saldırıyı kullanıyorum. Savunmayı zaten boş bıraktım. Ve beceriyi de arkadaşlar yine bu şekilde tutuyorum. Toplamda 8 tane ustalık vermiş oldum. Peki arkadaşlar bunlar ne işe yaradı? Siz önce şampiyonlar üzerinde göstereceğim. Ve hemen arkasından da nasıl işe yaradığını oyun içerisinde bir seri kasarak göstereceğim. Kahraman derecesi diyelim. Tabi bunlara verdiğiniz zaman yani özellikle o kanama zehir yani sıvı cesaretle arkadaşlar çift taraflı açtığınız zaman hero'larınızın savaş gücü çok yüksek olacak. Bana soruluyor çünkü işte abi sendeki 4 yıldız işte hemen 4 yıldız göstereyim bir tane. 4 yıldız 550 Stark mesela 7780. Hani diyor ki abi bizde 6000 sende nasıl 7000 oluyor 7700 oluyor. Arkadaşlar ustalıklarla bu şekilde oynarsanız sizde de olur. Hemen bir şey göstermek istiyorum. Mesela 565 Voodoo'dan bahsedeceğim arkadaşlar. Voodoo'nun normalde saldırı gücü 2300. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 2300. Ama bizim ustalıklarımızla beraber ekstradan arkadaşlar 1671 daha eklendi. Üzerine kim? Kemal inanılmaz müthiş bir rakam. Kesinlikle. Ve saldırı gücü 3971 oldu. Given Pool'da göstermek istiyorum arkadaşlar. Given Pool'un normalde 2437. Ama ustalıklarla beraber 4200 gibi bir saldırı gücü oluyor ki kritik attığı zaman hani 5000 6000 falan vuruyor. Çok yüksek. Gerçekten çok yüksek bir rakam arkadaşlar. Bu ustalıkları arenada göstereyim arkadaşlar sizlere. Şu anda Night Thresher arenası kasıyorum arkadaşlar. 4.497.000 oldu. Örümcek Adam, Wasp ve arkadaşlar Corvus Glaive'i alıyorum. Şöyle aşağıda Mephisto var. El Mephisto. Aynen öyle. Hemen ustalıklarını da ayarlıyorum. Şöyle sınıf bonusu olmasın. Venom arkadaşlar 550. 550 Venom'un takriben arkadaşlar sağlığı 15K civarında. 15 milyon sağlığı var. 15 milyon. 15 bin. Heh, 15K. Arkadaşlar Corvus Glaive. Yani hakikaten oyuna başlarkenki damage'i çok yüksek. Bu sayede tabii ki yani ustalıklarla tabii bu arada sağlığım azalıyor. 14 vuruşta arkadaşlar 15K'yı almış olduk. Corvus Glaive arkadaşlar kanama yemediği için üzerinde yükü varken pek gitmedi ama şimdi startta göreceksiniz. Yani saniyede 108-108 gidiyor. Bu da baktığınızda arkadaşlar her saniye neredeyse %1. Ama tabii bu da bizim saldırı gücümüzü yükseltiyor arkadaşlar. Normal ağır saldırı. Şu anda 1625 kritiksiz. Yanlışlıkla bir kritik buraydı. Üzerimize yük topladık biraz. Farkında bu kaçışlar efsane. Efsane abi. 6 tane oldu. 4000 hemen saldırı güçleri başladı arkadaşlar. Kemal 5000 de koydu. 11 vuruşta yine 15K'yı almış oluyor. Yani bu şekilde arkadaşlar tabi telefon da çok önemli. Telefon aynen. Da çok önemli arkadaşlar. Yani ben 1,5 dakikada bir seri atıyorum. Yani 3 maç atmış oluyorum. Yani şu Wasp'ın saldırısı bir de sınıf bonusu ile beraber tadından yenmiyor. Çat, yani artı 7200 vuruyor bir de üstüne. Çok zaten Wasp güzel vuran bir hero. Bir de üstüne bu özellikler birleşince hakikaten muhteşem oluyor. Müthiş oluyor. Hakikaten mükemmel oluyor. Arkadaşlar bu şekilde
Üzerindeki yukarıdaki zafer serisini de arttırmış oluyorum. Başka bir tane daha atmayayım. Şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu PvP rekoru var. PvP sayısı var. Yani arenada üst üste hiç kaybetmeden kazandığınız zafer sayısı. Ben de 676 oldu. Bu dünya birincisi olduğumuz Domino arenasında arkadaşlar. 676 seri attık. Bu şekilde aslında normalde bir 1000 seriye çıkartabilirdim de. Yani zorlasaydım olabilir. Aynen, çünkü yeni macera geldi. İşte ben bahsetmeden dolayı bir yarım gün kasamadım. Hani 1,5 gün, bir gün ortalama gitmiş oldu. Yoksa daha da rakam yukarı çıkabilirdi. Arkadaşlar ben arenada birinci olurken bu sonuçları kullandım. Sizlerle de paylaşıyorum. Çünkü hani takip eden arkadaşlar bilir, biz pek bir şey gizlemiyoruz. Neyse, evet. Herkes bilsin. Bizim için problem değil. Biliyorsak herkes bilsin. Aynen. Yani bizim amacımız arkadaşlar. Bu arada destekleriniz ve arkadaşlar iyi dileklerinizle temenniniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok destek aldık bu arenayı kasarken. Çok şükür. Yani Kemal, senin desteğini yapmıyorum, imha etmiyorum. Biliyorsun yani ben hatta bırakacaktım falan. Gerek sen gerek buradaki arkadaşlarımızın desteğiyle arkadaşlar. Tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer videolarımızı faydalı buluyorsanız desteklerinizin devamını bekliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Aynı zamanda videolarımızı beğenip paylaşırsanız ve tabii ki yorum da yaparsanız bu da bizi memnun eder. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Herkese keyifli oyunlar. Herkese keyifli oyunlar arkadaşlar.